Merhaba arkadaşlar ee, <laughs> böyle bir ne yaptım bilmiyorum ee, ama ve lakin, e, hafta arasında 2 kat dolar sadece 5 dolar bitirdik ee, burada Challenge Europe Rare Plus tarafında bir şeyler olabilirdi ama Wimmer'ın dini yapı Rafael'un yedek başlaması hocanın hiçbir şey yapamaması az başlayıp e, bu kadroyu öldürdü tabi Mustarda klişit alamamıştı ee, burada 125 puanla e, ödülü kaçırmışız onun akabinde 4 kişiyle Süper Irkep Küsk 40 turnuvasından net oldu. Alacaktık. Abdül ESK'ya abime teşekkürlerimi sunuyorum. 73 puanla bitirdi. Merten abi'me diyecek söz bulamıyorum. Hafta içi hafta sonu her yerde iyi puan getiriyor bana. Ona da şükranlarımı sunuyorum. E maalesef hoca e, Hajright'ı dinlendirmiş. E, keza yaşlı olan Leo Rafaello'yu da Avrupa'da muhtemelen yine Makkabi e, Maccabi'ye hocası da dinlendirdi. Ondan dolayı eee ya yani Herhangi bir skor yapsaydı Raffaello ya da Hacı, Treş oldu alacaktık 4 kişiyle. Maalesef alamadık. E burada yine benzer senaryo var Limit tarafta. Burada da muhtemelen kalecisi katılsaydık alamayacaktık. E yine e, Raffaello-Seg ikilisi var. E burada Mertens'in yerinde Gulbransen var. E, Hacı Rayet'in yerinde de Onyekur var. Neredeyse birebir aynı senaryo. E sadece kaleci farkıyla treş oldu. Almış bulunduk burada. E haftada bu hafta arası için kazandığımız tek şey 5 dolarlık threshold oldu limit tarafta. Eğer tarafta maalesef yine Onyekuru ve Sakamoto'nun dinlendirilmesi e, hafta arası kalitesiz girdiğimiz turnuvada bizi threshold'dan uzakta tuttu deyip e, oyun haftası 451 kadroruna geçelim. Burada önceliğim e, aslında 270 e, turnuvasıydı süper yeri tarafta. E, daha iyi kartlarla orada olduğumu düşünüyorum en azından. Tabii ki 200 kartlar da hiç fena değil. Ee, bildiğiniz üzere artık yeni sistemde oynayacağız. Skip 240'ı. Ee, 320 puana 60 dolar Super Rare için. Ee, 400 e, puana da 320 dolarlık bir ödül mevcut. Ee, tabii ki ben 400 e, puana deneyeceğim. Yani 60 dolara oynamak mantıklı gelmiyor. Muhtemelen 60 dolara oynarsak e, aşağı yukarı çoğu turnuvada 60 dolara alırız diye düşünüyorum ama... Yani şöyle düşünürsek 5 turnuvanın birinde 400 puan yaparsak dahi e, daha keyifli olacaktır diye düşünüyorum. Tabi 5'te 0 yapmak da var burada. E, o, o düşünceyle tabi o düşünceyle 5'te 0 yapmak var. 5'te 0 normal şartlarda yaparsam üzülürüm. E, umarım e, yapmayız o tarz şeyler. E, daha çok e, iyi seriler yaparız diyeyim. E, yani burada e, Hatay Spor ve Sivas Spor oynuyor. Birinin kalitesini diğerinde e, sağ bekini kullandım mı? 240 için. 0-0'lık bir maç bu kadro için bizim işimize yarar. Tabii maç 0-0 biter mi bitmez mi? Bunu bilemiyorum. En azından bu kadro için 0-0 bitmesi bizim için iyi olur ki o tarz bir maç da olabilir. Çok, e, Hatay Hatayspor garip bir takım. Çok golü bir maç da çıkartabilirler orada. E, o yüzden çok e, tahminde bulunabileceğim bir maç değil o maç. E, Elimden geldiğince <laughs> bu arkadaşları koymak durumunda kaldık gibi orası için. Eee Mamadou son zaman son iki maçta gayet iyi puan alıyor. Son zamanlarda fena da oynamıyor. E, bu Maçta zaten Kasımpaşa ile Karagümrük maçı 8'e yanlış hatırlamıyorsam bugün. Yani birkaç saat sonra 11'leri göreceğiz. E, daha sonrasında maç başlayacak. E, Game 2'nin ilk maçı olması bakımından falan skoru e, mental anlamda e, etki edecek gibi gözüküyor. Umarım iyi puanla başlarız da devamı iyi gelir diyeyim. E, Mertens abim zaten... Hiçbir şey diyemiyorum abim artık her hafta iyi puan aldığı için onu artık kaptan olarak 240 Taşlandırdık şöyle bir korkum var ee, sürekli maç oynadığı için hafta arası da oynadı Bu hafta içi Hafta arası da oynadı bu hafta içi hmm, olur Avrupa maçında da oynadı bu hafta içi ee, Ondan dolayı lig maçında acaba diyorum Kesik yiyebilir mi kesikten kalsın dinlendirilebilir mi? Ee, ama gördüğüm kadarıyla Mertensin oynaması bekleniyor. O yüzden onu burada kaptan olarak kullandım. Ee, yapacak bir şey yok. <laughs> Devamlı da Ali sova abimizi kullandık. Aliso abim de Kepin'den dolayı e, çok iyi bir e, seçim gibi gözüküyor e, diyebilirim. Bu hafta Galatasaray'a bir tane tıklatacağına eminim. Başka da bir şey demiyorum. <laughs> <laughs> Gelelim e, 70 Super Lig tarafına. Burada Beşiktaş e, kalesi ve Bekir'i kullandım. E, Mert Günok ve Artur Masuaku ikilisini kullandık burada. Yani ben açıkçası Beşiktaş'ın Konyaspor'dan Spor'dan gol yemeyeceğini düşünüyorum. Masuaku'nun da bu hafta az başladığı senaryoda Kep 270 için çok iyi bir başlangıç olabilir. Masuaku'nun bir skor ile birlikte bambaşka yerlere gidebiliriz. Umarım düşündüğüm şeyler olur. Adam Vizca da bu hafta Pendik Spor karşısında oynuyor. E, Anaço döndü. İkinci yarı muhtemelen Anaço süre alacaktır. Bir Anaço'ya asist da abim... E, buralar günlük güneşlik olabilir. Ceko abim de zaten muhtemelen o da atacaktır. E, burada Cap 270'te bizim kaderimizi belirleyecek oyuncu zaten Dele Başyuruk. Cap'inden dolayı kullandığım bir oyuncu. E, burada 47 Cap'lik boşluk kalıyordu. E, falı sıkıştırabilsem çok iyi olabilirdi ama bir keple kaçırıyorum onu. E, o yüzden mecburen başvuruya gittik burada. Yani skor yapmadığı senaryoda çok iyi puanlar yapamıyor ama geçen hafta 15 alal round yapmış. Şaşırttı beni. Bakalım. Hiç fena bir kadro değil bence Kep 170 için Super Rare adına. Ee, ama tabii ki e, önceden kesmek de zor. Tahmin de bulunuyoruz zaten. Ee, gelelim kep 120 Super yeri tarafına. Burada Ali Emre Yanar'ı kullandım. Kepinden dolayı e, bana ödül olarak gelen bir kart e, Bram Lagi. Zaten takip ediyorsanız beni e, biliyorsunuzdur. E, alt lige transfer oldu ve geçen hafta oynayıp e, 50 küsur, 56 civarında bir puanla bitirmişti onu burada kullandım. Aslında bunu Dele Başuru yerine de kullanabilirdim ama Başuru'nun skor potansiyeli beni biraz daha kandırdı açıkçası. E bir de Başuru sevdiğim bir oyuncu. Güvendik bakalım. Rakipte Sivas çok bakalım neyse ya. Değiştirme arasında arasını, değiştirme arasında çok kararsızım da. E muhtemelen böyle bu şekilde devam edeceğim. Ee, gelelim e, orta sahaya. Cardozo'yu burada kaptan olarak tercih ettim. Açıkçası çok güveniyor muyum Cardozo'ya? Hayır. E, de kaptan olarak seçilebilir burada ama bilmiyorum arada kaldım. Belki Hajrite'i de burada kaptan olarak seçebilirim. Bu kadro çok önemli olmadığı için benim açımdan e, deneme gibi kullanıyorum aslında. E, ile birlikte de kit suyu kullandım. Kepinden dolayı sıfır keplik bir boşluk kalmış burada. Hepsini kullanmışız. Yani Cap 120 için bence bu arada hiç fena olan bir kadro değil burası. Ya bir sürpriz olabilir. Neden olmasın? Gelelim <laughs> en iyi kadroma Super Year'daki Challenger Europe Super Year. Ya bu kartların hepsi oynası gerçekten çok iyi bir kadro kağıt üstünde. Ertaç, Omar Koley, Badu Enda'ya, Arber Hoca ve Vaysen Tabu Bakar. Ee, tabii ki çoğu riskli. Yani Abu Bakar muhtemelen yedek başlayacaktır. Arber Hoca as başlayabilir. O da onun da yedek başlama ihtimali var. Ee, Badu Enday tam olarak formda mı değil mi bilmiyoruz. Ee, o da az başlamayabilir. Omar Koley Keza yine o da başlamayabilir. E, Ertaç Özbir de zaten muhtemelen başlamayacaktır diye düşünüyorum. Ama hepsi aks başlarsa gerçekten gayet iyi bir kadro kağıt üzerinde. Gelelim Çepküz e, 40 tarafa. E, burada hiç fena olmayan bir kadro kurduğumu düşünüyorum. Mustereyi kullandım. E, tabii Alisova abim atacak. E, atmazsa bu kadro için iyi olur ama Alisova abim burada atacak Mustereye gibi düşünüyorum. E, ama ama velakin Yine de burada Mustara'yı kullanmak istedim. Gol yemezse e, bu kadro açısından 340 puan basacağım buraya. E, eğer Mustara gol yemezse bence burası 340 puanı alır diye düşünüyorum. E, burada bu haftanın hilesi var. Milat Muhammadi e, Ankara Ankara çıktı e, Adana Demirspor'un e, yeni beki İranlı yeni beki e, 28 kepinden dolayı onu burada kullandık. E, tabii ki benim kahramanım Sakamoto. Onu yine burada kaptan olarak tercih ettik. E, bu hafta rakipte keza e, nispeten daha kolay stok ile oynuyorlar. Deplasmandalar tabi de. Sakamoto abim bu hafta az başlayacaktır ve görevini yapacaktır diye düşünüyorum. Bir 80 varla bitirir. E Mamadou abim yine bu e, bu akşam oynayacak. E, umarım onun da bir skor ile birlikte iyi bir puan alır da gerçekten e, 3'ü 3 kadromda var falan abim. E, o yüzden Game 2'yi başlamak önemli. Daha sonrası Borya Sainz'e birlikte tamamladım. Burada da gerçekten sıfır cap kaldı. Cap'in tamamını kullanmış olduk. Ee, daha sonrasında cap 270 rear tarafa geldim. Burada yine Merkinok Masuaku ikilisini kullandım. Ee, her 270'te de e, her 300, her 3 270'te de kullandım. Bütün nadirliklerde Merkinok Mas, Masuaku ikilisini kullandık. Ee, hatta Limited'de yine Visce'yi kullanmışım. Üçü de aynı. <laughs> Evet devam edeyim ee, yani burada eski Elaç ve Maksim ikilisinde kullanayım dedim bari ee, Samsung spor karşısında oynuyorlar eski Elaç son zamanlarda iyi puan yapmıyor Maksim hiç fena değil ee, Yani kalan kepede Kamil Ahmet çörek abimi koyabildim elimdeki kartlardan kart alımı falan yapabilseydim e, 46 kepe daha iyi bir isim kullanabilirdim muhtemelen Ama Kamil Ahmet abim iyidir hoştur ya bu kadro da gerçekten hiç fena değil. Ee, bir sürpriz yapabilecek bir kadro. Capacuz 20 Rear tarafa gelelim. Bence Capacuz 20 için gayet iyi bir kadro kurdum bu arada. Mert Günuk, Arif Kocaman, Yusuf Sarı, Aliso ve Gutas 4-5'lisinden oluşan bir kadro. Yani gerçekten Kep 20 için çok iyi bir kadro olduğunu düşünüyorum. Ee, Aliso hilesi gerçekten çok iyi bir hile. Capacuz ee, 240 Limit tarafa geleyim. E, burada Beşiktaş'tan dörtleme yaptım. Mert Günok, e, Getson Fernanda, Semih Kılıçsoy ve Cenk Tosun. defansa da 30 kaç kep kalıyor? 38 keplik boşluk kalıyor. Arif Kocaman en iyi isimdir diye düşündüm o kep civarında. Arif Kocaman'ı kullandım. Kep 170 tarafında yeni süper yerde olduğu gibi Mert Günok, Artur Masako, Edim Vizce üçlüsünü kullandım. hilemiz Ali Sovabi'yi de kullandım. Kalan tarafa da Maxim yerleştirip tatlı bir kadro kurdum oraya da. 220 limit için kit suyu sazda Mamadofal Kenan Karaman 400'ünü kullandım 37 kepikte bir din yap kaleci bakacağım ona daha bakmadım muhtemelen bulurum bulamazsam da başka bir şeyler yaparız limit 220 açıkçası çok da önemli değil yani kağıt üstünde kadar bu şekilde umarım ilk yeni sistem trash haftasına iyi gireriz ve umutlu devam ederiz çünkü iyi başlamak önemli e, mentalinizin iyi olması aslında diğer gemikleri de etkiliyor. Çünkü örnek veriyorum mesela burada bir kartı ihtiyacınız varsa o kartı hiç alamayabili almak istemeyebiliyorsunuz ödül kazanmadığınızda. Eğer kazanırsanız doğru hamleler yaparak daha da kazanmaya devam ediyorsunuz. O yüzden mental önemli. Umarım iyi başlarız, iyi devam ederiz. Eğer videoyu beğenir ve abone olursanız beni sevinirsiniz. Bunun akabinde hala soru araya kaydolmalısınız. Şurada ya da şuralardan bir yerden e, 0 TL ile 1200 TL'lik bir galeri sahip olduğunuz bir video oluşturdum. O videoyu izliyorsunuz. Daha sonrasında bana Discord üzerine ulaşıyorsunuz. Detayları birlikte konuşuyoruz efendim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Esen kalın. Bay bay diyorum. Bay bay diyorum.